Evet. Arkadaşlar. Dostum kolay gelsin. Selamünaleyküm. Fena yakaladı böyle usta seni bugün. Aynen öyle. Yakalandık. Hava soğuk olmasına rağmen, ayak tapalı olmasına rağmen burada eski efsaneler biziz tabii ki her zaman gibi. Tekrar geldik buraya. Allah'ın izniyle bütün ortaklarım burada. Savaş Algan, işte oğlum, bütün işlerimizi yürüten, Allah razı olsun. Dörtlü nacayak ayak gibi yürüdük dört koldan, çalışıyoruz. Arkadaşlar, bugün özellikle bu videoyu çekmemin tek bir nedeni var. Zaman zaman halen güvenemiyorlar bizim fırınlarımıza. Yani seyyar fırın iyi randıman verir mi diye herkesin şüphesi var. Arkadaşlar gerçekten şu çamur değil, çelik sıva. Fırınları sıvadığımız, ekmek fırınlarını sıvadığımız çelik sıvadan kubbeyi örüyoruz. Tuğlamız ayrı bir özellikle. Kireci alınmış bir tuğla. Yine bu izolasyon bir beton. Özellikle bir izolasyon betondur. Görüyorsunuz çıkabiliyor. Yine izolasyonu koymuştuk. Arkasına köpük koymuştuk. Daha bu tarafına da izolasyon koyulacak. Gerçekten çok büyük performans alıyoruz. Sıradan seyyar fırınlarla bizleri karıştırmayın. Artı bir müjdem daha var sizlere. Özellikle buradan pideci kardeşlerimize. Artık biz neyi aldık Savaş Bey? C belgesi. Evet, biz neyi aldık Veli Bey? C belgesi. Evet, bu çok önemli bir belge arkadaşlar. C belgemizi aldık. Patentimizi aldık. Bu fırınlarımız artık uluslararası. Bu fırına C belgesi alınabilmişse artık bırakın da sizin belgelerinizi biz alalım. Çünkü bu fırınımızı sizlere hizmet amaçlı yaptık. Çok detaylı bir şekilde yaptık. Burada gerçekten ekip halinde çalışıyoruz. Özellikle Veli Bey imalatımızda, Ahmet Bey mal teminatında, Savaş Bey satış müdürümüz olarak dört koldan sizlere gece gündüz hizmet ediyoruz. Zaman zaman ben de katılıyorum bunlara, bu arkadaşlara. Çünkü bizleri zaten bilen bilir. Artık arkadaşlar güvenmenin zamanı, itimat etmenin zamanı. Bu fırınlar gerçekten bir eser oluyor. Niye eser oluyor? Bir şekilde yapılıyor. Çelik sıvayla, bu çamur değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çamur değil. Çamurun rengi böyle değil. Bu çelik bir malzeme. Bu 3000 dereceye dayanıklı bir malzemedir. Ve tabanımız zaten anlatılmaya gerek yok. Soğumuyor. Kızdığı zaman taşımızda özellikle demir madeni olduğundan dolayı çok büyük bir performansı var. Bir pideden 1000 pideye kadar çok önemli diyorum. Bak, bir pideden 1000 pideye özellikle ve özellikle iki usta bir lahmacun makinesi bu fırınımızda baş edemeyecek performansını ayarlıyoruz çünkü. Bu resmen 3000 motor 6 silindir fırın mukabilinde gelmiştir abicim. Buna kesinlikle güvenmenizi istiyorum. Rahat olun, çok rahat olun. Bu fırın acaba pişirir mi? Acaba bir şey olur mu? Biz zaten işimizin arkasındayız. Mesela biz Bahçeli Evler'de bir ekmek fırını yaptık. Yine seyahat. Bir arıza çıktı. Gittik arızamızı, fırını yeniden yıkıp... Bahçeşehir değil mi? Fark etmez. Bahçeli Evler, Bahçeşehir.